Türkiye'nin en varlıklı iki iş insanından birinin kızı olarak dünyaya gelmiş. Babasının Vehbi Koç'un tedrisatından geçti. Koç topluluğunda 69 yaşına kadar aralıksız liderlik yaptı. Hayata imzasını hizmetleriyle atan Suna Kıraç bugün 79 yaşında hayatını kaybetti. Çok gurur duydum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en varlıklı iki iş insanından birinin Vehbi Koç'un kızı, Rahmi Koç'un küçük kardeşi, İnan Kıraç'ın sevgili eşiydi. Suna Kıraç bu sabah 79 yaşında hayatını kaybetti. Hem Boğaziçi Üniversitesi'nde hem de babasının tezgahında eğitim aldı. Koç topluluğunda yıllarca liderlik yaptı. 69 yaşına kadar aralıksız çalıştı. Adını Türkiye'nin en zenginleri listesine 13. sıradan yazdırdı. Babamız olsaydı daha mutlu olacaktık ama hayat devam ediyor. 10 yıl öncesine kadar Koç topluluğunda çeşitli liderlik görevleri üstlendi. Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük etti. Eğitimin önemine çok inanan bir kişiyim. Böyle bir aileden geliyorum. Eşiyle Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı kurdu. Ömrümden Uzun İdeallerim Var isimli bir de kitap kaleme aldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O kitabın ön sözünde hayatını kendi özetledi. Zaman zaman çalıştığıma pişman olduğum anlar oldu. Ama geriye dönüp baktığımda dolu dolu bir hayat ve hatıratımı yazacak kadar güzel ve heyecanlı anılar var. Suna Kıraç yıllarca ALS hastalığıyla mücadele etti. Çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurdu. O gözleriyle binlerce öğrenciye dokundu. Ailesi, sevenleri yarın onunla vedalaşacak. Suna Kıraç saat 12'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum.